genel terimde şöyle yazılmış 4n artı 3 olarak bizden de ortak farkı hissediyor. Şimdi farklı biçimlerde yapmak mümkün ama en basit haliyle şunu da söyleyebiliriz. Bizim dizimiz şöyle ilerleyecek. A1, A2, A3 nokta nokta diye ilerleyecek. Biz A1 ve A2'yi bulursak bu ikisinin farkı bize ortak farkı verecek. Yani ardışık herhangi iki terimin farkı. Ortak fark genelde D ile gösterilir. A2 eksi A1 biçiminde ifade edilebilir. O halde A2 ve A1'i bulup birbirinden çıkarsak ortak farkı hesaplamış olur. Bizim D'miz eşittir. A2 için en yerine 2 yazıyorum. 4 çarpı 2 artı 3. Sonra eksi, şöyle parantez alayım. A1'i bulmak istiyorsak en yerine 1 yazacağız. 4 çarpı 1 artı 3 olur. Buradan D eşittir. 4 çarpı 2, 8 artı 3. Eksi 4 çarpı 1, 4 artı 3 olacak. B eşittir. İkisini toplayalım. 11 yapacak. Eksi 4 artı 3, 7 yapar. 11'den 7 çıkarırsak bizim D'miz 4 gelir. Yani ortak farkımız 4. Ama şunu da söylemek mümkün. Eğer birinci dereceden veriliyorsa dizi, tabi böyle polinom biçiminde faydası falan yoksa, n'in önündeki sayı aslında ortak farkı verir. Eğer burası 5n olsaydı ortak farkımız 5 çıkacaktı.